son yıllarda ve son günlerde son aylarda uyuşturucu bağımlısı ailelere dikkat çekiyordum. Çünkü onlar mağdur insanlar. Çünkü onlar acılı insanlar. Evde anneleri, bacıları, babaları, bütün yakınları sorunlar yaşayan insanlar. Yaşlısı gençlisi Kozanlı'nın Kozanlı gençlerin en büyük derdinin uyuşturucu olduğunu, işsizlik, güçsüzlük o bir yana bu uyuşturucu illetinin giderek yaygınlaştığını gençlerimize tuzaklar kurulduğunu çok dile getirdik uyuşturucu mağduru aileler var onlara isim soy soyisim vermeden sadece söylemlerini almak istiyorum çünkü bu önemli konuya dikkat çekmek için çünkü diğer ailelerin diğer yurttaşların acıları bu acıları yaşamaması için. Evet e, abla e, oğlunuzu üçüncüce nasıl tanıştı?: Benim oğlum ilk e, gittiğinde 13 yıl önce belediyeye girmişti. Belediyeden de e, iki tane kız arkadaşı Adana'ya gidek diyerek mazotuna farklı para vererek diye gittik sıra. o çocuk da götürmüş bunları orada bir tık da sen al bir tık da sen al benim çocuğum günü gününe değişme oldu. Ben de anladım ne olduğunu. Ee, sonra bunun önüne geçemedim. Bir gün bulgurumu sattım, omuzuma attım, değermene verdim. Değermene verdim ama çocuğuma o parayı verdim. Devlikesi güne, ikincisi güne salçamı koydum beynime. Salçamı koydum satmak için. Ondan sonra ne yapacağımı şaşırdım bu çocuk günlük günlük ben evde duramaz oldum kalan. Paralı ekmeğe gitmeye çalıştım. Komşulara borç ediyorum, ödeyemiyorum. Nasıl olacak bu çocuk evli, evi var. Bu çocuk 13-14 yıldan beri biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Gece gündüz çalış, çalıştığımız halde evimizi, yuvamızı kaybettik. Yapacak bir şey yok. He, ne yapacağım? Bir gün ekmeğe gittim, geldim. Bu e, krizini yaşıyormuş. Bir cenaze var, cenazeye gittim. Cenazenin içine girmeden telefon geldi. Anne, ben ölüyorum. Ölüyorum ben anne demeye kalmadı. O günkü ekmek paramı verdim, çocuğumu saldım. Saldım ama o gün yatamıyorum ki kollarımdan yatayım. Yatamıyorum. Sabah oldu, gene bu para istedi benden. Sabah nereye gideceğimi şaşırdım. Adana'ya gitmiş bu parayı sana verecek demişler. E, parayı ver ondan sonra kaptırmış orada o parayı benim ekmek paramı. Bu Adana'dan beni aradı tekrar geri. Adana'dan beni aradı. Anne parayı kaptırdım nasıl edersen et. Geliyorum. Geliyorum ama o geliyorum demesi öldürüyorum demek gibi. E, kendimi ölümümü şey yapacağım diyen böyle haykırıyorum evimin içinde yalnızım. Komşumun birisinin haberi olmuş bu sesimi. Dedi ki komşum hayır ola hayır ola hayır komşum oğlum geliyor beni öldürecek dedim ya öldürecek komşum ben veririm o parayı gelsin bakalım ben seni öldürtüremem dedi dedim komşum verdi o gün o parayı ama o gün bit gitti devli kesik gün gene var bu günler bitmiyor ki bitmiyor hadi ne yapacağımızı yok ne yapacağımızı Cezaevine düşüyor, 1-2 ay yatıyor, çocuğu gece babaanne, ben babamı istiyorum. Babaanne oğul da dayan, ben babamı istiyorum babaanne. Bilmem ben babamı istiyorum, yarın babamı getir diyor çocuk. Ne diyeyim ki, yapacak bir şey yok. 13 yıldır mücadele verdiniz. 13 yıldan beri belediyeden de çıkartılar çocuğu. Peki sonuçta ne oldu? Sonuçta çocuk tam yükseldi kalan şeyden e, e, he, ateş buza kadar çıktı. 25 kilo oldu benim çocuğum girdi. Bu girmesi bizi kahretti. Kaç yaşındaydı çocuğun? Şimdi şu an içinde 30, 33 yaşlarında. Hmm. 33 yaşında. Yani 23-20'li yaşlarda başladı. Gözünün önünde çocuğun eridi. Gözümün önünde eriyor. Çocuğum onu aldı mı kendisinde hiç değil. Önüne böyle geliyorum saçımı başımı hep yoluyorum. Oğlum kurbanım böyle mi olacaktın diyorum yani. Ben de kendisiyle beraber. Babası kalp hastası oldu. Aslım hastası oldu. Ben şeker hastası oldum. Ne yapacağımızı şaşırtı yok bu 13 yıldan beri. Bir gün savcıya geldim. Dedim ki savcı da çocuğumun yaşadığında birisi daha yeni tayin olmuş. Ama konuşamıyorum. Kuzum beni beş dakika dinle dedim ya. Dinle. Gel teyze dinleyeceğim seni dedi. Teyze burada bir 500 lira borcu çıktı çocuğun. Çocuğun seni bir sene dinlendireceğim dedi. dedi. Dinlendireceğim teyze dedi. O 500 lirayı açığa alacağım. Açıktan da kaçacak dedi. Kaçtı geldi. Tekrar geri girdi bu. Bir yıl o sene yattı. Çıktı bir yıl sonra gelen çocuğum elisini eline çantayı almış. Kızım görmüş böyle anne abim geliyor. Abim geliyor anne tut beni ölüyorum diyor ya kız. Bir yıl sonra. Ölüyorum bu parayı nereden buluruk? Bir yıl sonra çıktı gene geldi. Şimdi benim çocuğum 14 15 yıl gün aldı. 20 yıl gün aldı. He 20 yıl gün aldı. Şu an 20 yıl mı ceza aldı şu an? He. he. Torbacılıktan mı aldı? Yok yok. Torbacılıktan değil. Aynı suçu? katlandı. He aynı suçu yapa yapa katlandı. Torbacılıktan değil. Katlandı bu çocuk gün aldı. Ne yapacağımızı şaşırdı yok. Çocuğu halen diyor ki babanne ben babamı istiyorum diyor. He, ben babamı istiyorum. Şu acıya bakın. He. Ablanın yüzünü göstermiyoruz. Abla gözü yaşlı ağlıyor He. şu anda. Yani yürekleri parçalayan ben bir şey. Cumhurbaşkanına yani aklım erse ben 60 yaşında bir bayanım. Aklım ersin Cumhurbaşkanlığına kadar giderim. Ama yol bilmiyorum. Ne istiyorsun abla sen şimdi? Ben bundan sonra neler yapılacak? Silenmesin istiyorum. Kozanın 12 yaşındaki çocuğun elinde gözlerim görüyor bunu benim. 12 yaşındaki çocuğun elinde sokaklarda. Böyle bu nasıl olacak? Millet Cumhurbaşkanı olmaya çalışıyor dört bir yandan herkes. Değil mi? Ama biz ne çekiyor haberleri var mı? Haberleri var mı bizim ne çektiğimizden? Hmm. Ben şimdi af var diyorlar. Afa bir tarafım seviniyor, bir tarafım üzülüyor. Ne yapacağız kaybı? Ortasındayım. Acaba çıksa çocuğum tekrar geri başlayacak. Ama içeride dursa çocuğu üzülüyor, kendi üzülüyor, hepimiz üzülüyor. Çıkmaz. Denizin ortasındayım. Ne pişman yapacağım? mı içeride şu an? Çok pişman. Şimdi çok güzel. Ben sizi tebrik ediyorum çünkü en azından söylüyorsunuz ki bir topluma dikkat çekiyoruz ee, ki bir başkalarının başına gelmesin. Tabii tabii buraya cezaevinin önünde mesela 100 tane anne geliyorsa 80 tanesi benim gibi. Soruyorum. Ama, Buraya geldim zaten ocak kendimi toparladım. Da, Kozan bu, cezaevimiz hep o, uyuşturucu. Uyuşturucular. Aileler mı? buralara yığılıyor. Ben şimdi aileler, cezaevinden çıkışta görüşte duruyoruz. görüşte cezaevi kapısında denk geldim ablayla. Anneler burada üzülüyor. Ne çağlayan anneler var. Devletimiz nasıl oluyor? Tekrar tekrar ben cumhurbaşkanı olayım diyor ama biz biti yok. Ama bu uyuşturucuyu bitiremiyor. Niye böyle diyor bilemiyorum. Bataklık kurutulmalı değil mi? He, bataklık kurutulmalı tabi. O zaman tertemiz bir yerde. He, küçük bir yer ama ne Adana'dan adam fazla. Ortaokula kadar inmiş ne He, demek 12 yaşa? Ortaokul, 12 yaşında çocuklarımız. 12 yaşında çocuklarımız köşe köşe e, kullanıyorlar ben görüyorum. Görüyorum kullanıyor çocuklar. Senin gördüğünü devlet görmüyor mu? Görevliler görmüyor mu? Yok, görmüyor. Hep sokaklarda, şeylerde, kavşaklarda duruyorlar. Kardeş, Allah gören gözden, dişten, kulaktan etsin. Tabi tabi. Ben Kozanımızın temizlenmesini istiyorum baştan. Ben. Yoksa bu bizi götürür. E, tabi, tabi tabi. Nasıl olacağımızı bilemiyorum yani kalan. E, benim o misille yüzüne bakmaya kıyamadığım çocuğum 15 yıl gün aldı. Değerli izleyiciler ben hanımefendiyi çocukluğumdan bu yana eşim de kendisini de tanırım. Emekçi aileler bunlar. Emekçi aileler böyle kollarıyla, e, emekleriyle, saçlarıyla didine 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 çalıştılar. Bakır görmediler, sigorta görmediler. Seyyar hayat gibi böyle. Gündelik yaşadılar. Ama bakın onların o çocuklarına avcılar avladılar. Sistemin kötü kötü kesimleri avladılar. Evet. Bir gün bir gün benim çocuğum geldi. Anne beni kurtarın dedi ya. Beni kurtarın ben de kalan eşime, çocuğuma döneyim. O da istiyor. He. Babasına dedim ki babasına ne olursa olsun evim olmasın. Benim çocuğum eşine, yuvasına dönsün kalan. İstanbul Erman Hastanesinde yatırdık biz bunu. Adana'ya geldi. Babası da gitti. Ben bu parayı nasıl kazandığımı biliyorum dedi. Abla evlat evlat evet, atamıyorsun evet, da. gitti. Adana'da kaybetti. Bir saat sonra baba sen neredesin demiş ya. Çocuğum benim beyinden silemiyor. Benim çocuğum 20 yıl yatsa da ümidim kesik benim. Hmm. O kadar ümitsizim ya. He. Yani şöyle mi olmamız gerek? Annesinin başını kesti, gidiyor cezaevine, attı balkondan. Anneme söyleyin çamaşırımı getireyim de. Bir günde bizim olacağımız o. Hmm. Ya. Böyle anneler böyle gözü yaşlıdır işte. Anneler acı çeker, bacılar acı Kucuğumun çeker. Kocamın yanına girdim. O gün o haftada psikolojim bozuldu. Oğlum gel yanıma dedim. Yüzünden öptüm. Haberin var mı? Haber dinledin mi dedim ya. Haber dinledin mi? Bugün annesinin başını kesti attı balkondan. Anneme söyleyin çamaşırımı getirsin dedi dedim. Korkuyla yatıyorsun değil mi? Evet evet. Dedim. Ana canım anam olabilir mi böyle? O da yaptığını bilmiyor kuzum dedim. Yaptığını bilmiyor. Çamaşır istemiş annesinin annesinden. Öldürdüğü annesini. Ya bilmiyor. Çünkü kurban onlar. Kurban. Ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ne kadar acı. Ne kadar trajik. Ya ben Cumhurbaşkanımıza diyorum ki seçimden önce bunu halletsin. Biz seçim derdinde delik uyuşturucular çocuklarımız mahvoluyor. Onun peşindeyiz. Onun peşindeyiz kardeşim biz. Tabi tabi topluma Tabii tabii şu geldi anne oturdu. Ben o anne de, de benim anne gibi. Demek, evet. O anne de benim gibi. Hiç gelsin anneler hep benim gibi. Burada 100 tane kayıla geliyorsa 80 tanesi. Onları konuşturalım onların dertlerini topluma anlatalım ki durumun ciddiyetini devlet de tabii. görsün yurttaşlarımız da tabii, görsün. Tabii tabii. Ben oğlum için yapmadığım hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Ve. Yapmaya da hazırım her anda. Yapmaya da hazırım her an için. Atacak değilim. Benim bu girmesi beni kahretti. Babası bile daha üzülmediydi. Ben girmiyorum ama dedi. Bir yıl sonra girdi ağlayarak çıktı adam. Ya kardeşim bu insanlar bu insanlar en alt yaşam Hiç standartında. Hiç sevmez. Ee, bir, He. Bir, yandan gerle geçimle. Biz büyüde siyah kadar neçe yokluklarla büyüttük. Değil mi? Ve şimdi He. torunlarına çocuklarına de torunlarına yanmıyorlar. He. Düşünün. Tabii. tabii. Evet kardeşim. Siz de konuşalım. Siz de e, bu mağdurusunuz. Şurada çocuğunuz var. Ve evet. Bu konuya dikkat çektiniz. Evet. Aynen öyle. Şu an yani oğlumun görüşünden çıktım. Ağlayarak girdim. Ağlayarak da çıktım. Ve gerçekten artık yani devletin bir çözüm bulmasını istiyorum. 23 yaşında pırıl pırıl bir yani çocuktu benim oğlum. Yüzüne bakmaya kıyamadığım çocuğum bu hale geldi. Abla demin dedi ya. Ben dedi hani korkuyorum dedi. Bulamadığım zaman parayı beni hani bir şey yapar diye. Ben bir gün yataktan kalktım. Sabah kalktım. İşe gideceğim. Baktım başucumda tornavida, pense, kelpeden ne bulduysa başucuma dizmiş. Yani artık e, bana zarar vermek istemiş ama iradesi ona müsaade etmemiş çocuğumun. Yani bana kıyamamış. Etse gideceğim. Aynen. Aynen. Biz de yazacağız. Bir uyuşturucu bağımlısı annesini öldürdü. Evet. Yani yine Siz de... Siz dokuyacaksınız o kadar. Sonra tekrar edecek bu. Böyle kısır döngü dönüp gidecek. Olamaz ama. Biz olamaz diyoruz. Bu önlem için geldik buraya. Evet. Yani ben bir an önce e, bu duruma bir çözüm bulunmasını istiyorum gerçekten ciddi ciddi e, buradan bütün annelere bu durumu yaşayan bütün annelere de çağrı yapıyorum evladı bu durumu yaşayan anneler ki hiçbir anne evladından asla vazgeçmez tırnağından bile vazgeçmez evladını Çünkü her anne evladını sever Lütfen e, bir kamuoyu oluşturup bu durumu yani bütün yetkililerin yani bizlerin sesini duyup bir çare bulmalarını yani bulmaları yönünde bir şeyler yapsınlar yani artık. Evet kardeşim çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ee, söyleyeceğim bir şey var mı abla? Yok söyleyeceğim sadece Cumhurbaşkanımızdan bizden oy isteyecekse. Bizim çocuklarımızı doğruyor yani Cumhurbaşkanı'na gelene kadar burada işte kaymakam var, valisi var, belediye başkanları var, şurada STK'lar şey var. Güçler var yani. Evet. Yani yargısı var Herkes, değil mi? Herkes hani hiç e, yani ilgilenen yok ki canım. İlgilenen yok. Her sokakta. Her sokakta oluyor. var. Ya düşünün evet. yani orta ikiye giden, gitti, orta üçüncü gitti, sınıftaki çocuklar ellerinde torbayla rahat rahat sokaklarda bunu satabiliyor. Yani şu an o çocuklar suçlu mu? Hayır, o çocuklar da suçlu değil. O çocuklar kullanılıyor şu anda. Ya ben bağımlılık tedavisi gören öğretmen duyuyorum ya. Evet. Böyle nasıl olur? Toplumun her kesimde yaygınlaşıyor. Çok ya, aşırı ya yani, bu, çok aşırı. Uh, Unutulur verecek, konuşulur verip geçiştir verilecek bir konu değil. Bunun üzerinde durmalıyız. Yoksa bu ateş toplumu Hepimizi yakacak yani. Yakacak. Siz Tabii. bana haber verin. Benim telefonum var sizde. Ben gelirim, sizin sesiniz olmaya çalışırım. Konuya dikkat çekelim. Zaten her çıkan siyasileri, güçleri de e, kamuoyu oluşturup aktarmaya ee, Yani Bir şey demek istiyorum. Bize yardımcı olsun kozan kaymakamına. Evet. He, yardımcı olsun bize. Bizim çocuklarımızın şimdi evi yuvası olacaktı. Evi yuvası yok çocuğumun şimdi. Eşi, eşi çocuğu elin yardımı inan. Bizim yani elden gelen öğün olmaz o da vaktinde gelmez. Öyle yetişiyor, büyüyor. Nasıl olacak böyle? Aileler ceza önlerine yığılıyor. Bir çare diyorlar. Bir çare diyorlar. Evet. Değerli seyirciler, Kozan'da her sokakta neredeyse caddelerde uyuşturucu bağımlıları var devletin daha etkin mücadele edip asayişin berkamal olması gerekiyor. E, ciddiyete davet ediyorum bütün kurumlara. Halkımızı da davet ediyorum. Yurttaşlarımızın davet ettiği gibi. Sizlere de geçmiş olsun diyorum. Yine de konuşalım. Her zaman gelirim. Her zaman sizin düşüncelerinizi aktarım. Haftaya açık görüş. Haftaya açık görüş. Bacılarımız hep burada alaşıyorlar. Kan alıyorlar. He, çok bacılarım var. Yüzde sekseni diyorum yani. %80. bu, pırıl pırıl evlatlar bizim evlatlarımız bunlar. Hep ailelerini tanıyoruz. Allah Allah Allah. He. Üç tane çocuğu yatan var. Üç tane yatan var. Allah Allah. Üç tane Ateş bacayı sarmış da kimsenin haberi yok diyeceğim ama işte. On yıl önce bir gazeteci yazmış İstanbul'da. Gazeteci bu MET denen illetten bahsetmiş ve Türkiye'nin 10 yıl sonraki yaşayacağı sorunlar yani şu anki yaşadığımız sorunları 10 yıl öncesinden dile getirmiş. Ve hiç kimse bunu duymamış. Yani e, gereken önlemler alınmadığı için büyüye büyüye çığ gibi büyüyüp bugüne gelmiş bu evet, durum. Ben bugünlerin de açılacağına inanıyorum. İnanmak istiyorum aslında. Evet. E, konuya dikkat çektik. Çok teşekkürler. Çok geçmiş olsun. Şimdilik bu kadar. Devamı gelecek.